Ben inançsız bir ailenin evladıyım. Akrabalarımın büyük çoğunluğu inançsız. Ailemin inançsızlığı beni üzüyor. Bununla birlikte onlara kin duymaya da başladım. Kur'an'da bir taraftan anne babama iyi davranmamı, diğer taraftan da onlarla oturup kalkmamamı, onları kendime yakın bilmememi söylüyor. Bu durumda onlara karşı nasıl davranmalıyım? Şimdi bir kere inançsız insan, yani Allah'a teslimiyeti olmayan bir insandır. Yoksa kendisini dindar kabul etmeyen bir tek insan yeryüzünde yoktur. Herkes Allah'ın varlığını, birliğini gayet iyi bilir. Ama hesabına gelmediği için yalana sarılır ve başka yollara başvurur. Şimdi bu kardeşimiz Allah'ın emirlerine tam teslim oluyor. Allah ne diyorsa o diyor ama annesi, babası, kardeşleri bunu söylemiyorsa elbette ki aralarında belli bir mesafe olacak. Ama bu mesafe onlara karşı iyi davranmasına engel olmayacak. Sadece onları birinci derecede yakın olarak görmeyecek. Çünkü onlar her an buna yanlış yapabilirler. Bunu da kendileri gibi yapmak için ellerinden geleni her şeyi yapabilirler. Son derece dikkatli olacak. Ama iyi davranma görevini de her zaman yerine getirecektir. Yani yapması gereken Allah'ın ayetlerini çok dikkatli bir şekilde uygulamaktır. Mesela Allah-u Teala Tevbe suresinde burada bize çok net bir mesaj da veriyor. Tevbe suresinin 24. ayetinde eğer babalarınız, oğullarınız, kardeşleriniz, eşleriniz, malı bulunduğunuz topluluk, biriktirdiğiniz mallar, kesadından korktuğunuz ticaret, hoşlandığınız binalar Allah ve Resulünden daha sevimli ise, bakın onları sevmeyin demiyor. Onları bu Allah ve Resulüne, yani Kur'an'da anlatılanlara tercih ediyorsanız, Allah yolunda cihattan daha sevimliyse, Allah yolunda vereceğiniz her türlü mücadeleden daha sevimliyse bekleyin diyor Allah'ın emri gelinceye kadar. Allah fasıklar topluluğunu yoluna kabul etmez. Yani doğru yolda kabul etmez. Yani burada o anne baba akraba Allah'ın emirlerinden daha önemli olmayacak. Allah ne emir veriyor? Seni müşrik olman için mücadele etsem annene babana iyi davran diyor. İyi davranma görevimiz bizim. Akrabamıza da iyi davranacağız. Ama her zaman Allah'ın emirleri bizim için birinci sırada olacak. Mesela bir kız işte annem babam başımı örtmemi istemiyor onun için açık tutuyorum diyemez. Onlar ne yaparlarsa yapsın o örtmesine devam edecek. İşte onların yanında namaz kılamıyorum. Hayır, kılacaksın. Hiçbir zaman Allah'ın emirlerini onları razı etmek için terk edemezsin. Eğer yok işte efendim şunu yapacağım ama diyemezsin. Allah ne emrediyorsa onu yapacaksın ama onlara karşı da kötü davranış göstermeyeceksin.